Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Hürmetli televizyon görüşler. İstiklal günlük haberlerimizi görüşmelerine kızgın karşılayalımız. Ben Abdullah Yılgın. Programımızda vatanımız Şarkı Türkistan ve dünyada buluvatkan gün tertibdeki haberlerine huzurunlarla sunuş kılışımız. Kıynamızda dıktınlar ekranımız bolsun. Amerika parlament azaları Uygurlarının panahlık işlerinin asallaştırılışını talep kıldı. Amerika Parlamenti Taşqi İşlar Komitetining Uttur Şerq Şimali Afrika ve Xalqara Terrorluq Meselelerine Mesul Demokratçılar Partiyasının bolgan Reis Ted ve Cumhuriyetçiler Partiyası Azası Joe Wilson başlıqdaki cemi 31 parlament azası Uyghurlarının Amerika'da panahlanış ve onlarının musafirlik salahiyeti bile Amerika'ya vizil işinin asallaştırılışını talep kıldı. Onlar öz çakırıqıda Xitay hükümetinin ziyankeşliğe uçuravatkan Uyghurlarını kudaş üçün Uyghurlarının Amerika vizisi ilişini teziltiş, şundaqlayana Amerika musafirlerini kubul kılış programısı boyunca Peber deb atılgan musafirlik havalesi berilişini talep kılgan. Onlar imzalı mektuptan mundaq degen. Biz Amerika hükümetinin tığımı köp hareket kullanıp Uyghurlarının Xitay hükümetinin ziyankeşliğe uçuruşunun aldığını ilişini talep kılımız. Biz sizlerin Amerika vizisi ilişini tezleştiruşunlarını, musafirlerinin umumi san çekilmesini yukur kütürüş bilen birge, çet ellerdeki Uyghurlara P1 deb atıldığan musafirlik havalesi berişinlerini ve şundakla Amerika'ya kilip bolgan Uyghurlarına kogdaş üçün mu tezin hareket kullanışınlarını soraymız. Biz Uyghurlara duç kılıvatkan insani krizisler ve Beycan'ın Uyghurlara tohtuma icra kılıvatkan bastırışını nezarede tutkanda yukur bu tedbirlerinin intayin zürür ikelikige işinimiz. Amerika Xalqara Dini Erkinlik Komitetinin komissari Nuri Türkel bu vaqta toxtalıp, yukarıqı çakırıqının Uyghurlarga kartılgan panahlıq işlerinin tezleşişiga yol içişi mümkinlikini aytti. O sözüde yıkınqı yıllardan buyan Amerika'nın Canobedeki Çigara rayonlarında yüzbergen birkaçar kanunsuz köçmen krizisleri sebebinin Amerika'da panahlanğıçlarını ve köçmenlerini kubul kılış işleri umumiyizlik astırap ketkerlikten Uyghurlarga okşaş panahlanışka hakiki ihtiyaclıq milletlerinin işlerinin mu okşaşla astırap ketkerlikini etti. Şundakla Amerika parlament azalarının bundah bir çakırıq bilen Uyghurlarının panahlanış meselelerine ayrı muamil kılınış yolunun içilişi mümkinlikini etti. Yukarıqı parlament azalarının mektubudun məlum buluşça hazır Amerika'ya kiliş üçün okşumağın vize kategoriyeler boyunca vize kütüvatkan 3 milyon 600 min adam var bulup, onlarının saklaş müddeti 5 yıldan 18 yılgı çeken. Şuna yukarıqı azalar mektubu da Amerika'dan dünyanın her kaysi caylarıdaki Xitay'dan ziyankeşikiye uçuraş xayıpı bolgan Uyghurlarının aile vizisi, marif ve işqa uğruluş vizisiga kılgan iltimaslarını tezin oylayışın talep kılgan. Nuri Türkel Efendi Amerika musafirlerine kubul kılış programısı ve başka alakadar kanunlar boyunca çet ellerde turuvatkan Uyghurlarının yukarıdak P1 havalesi bilen ekilişini Amerika parlamentinde kanun lahiyesi süpüde avazga koyuş mümkinlikine ve makullanğandan kin prinzi tarafına aldığa koyuş mümkinlikine etti. Çet ellerdeki Uyghur gözetkişlerinin karışça yukarıqı bu çakırıq Amerika hükümeti ve başka demokratik ellerinin Uyghurlarının meselesine alayda muamil kılıp, onların bexatar halda ve tez süratte 3. devletke oruluşçuğa icabi təsir körsütüş mümkün iken. Amerika bilen Hindistan, Xitay təhdidine karşı müdafiye liniyesi kuruşğa tırışmaqda. Amerika avazından bugünkü xəbirdə bildirilişçe, Amerika Prezidenti Trump dövlət bexatarlığı məsul 2 yuqarı dərəcəlik əməldarını Hindistan'a əvətib, Xitayğa qarşı müdafiə liniyası quruşunu planlaşdırğan. Xəbərdə qeyd qılınışça, Amerika Taşqi İşlər Ministri Pompeo bilən dövlət müdafiə ministri Esper 26 oktyabr yeni Dehliyə yetib bargan. Pompeo keçdə Hindistan Taşqi İşlər Ministri Jayshankar bilən görüşkən. Seyşənbi günü Pompeo İspir ve Jayshankar yana Hindistan Devlet Müdafiye Ministri Singh bilen 4 kişilik sohbet ötküzüp, istiratiyelik ve bexatarlık meselelerini müzakir kılgan. Bu Amerika bilen Hindistan'ın Taşqi İşlər Ministri ve Devlet Müdafiye Ministerlerinden bu aydaki ikinci kıtımlık uçuruşçu bulup, Muşa ayının 5'de onların hemisi Hindi Tiniç Okyanındaki 4 devletinin Tokyo'da ötküzgen yığınığa katlaşkan. Bu uçuruşta kanda kılıp özlere hemkarlığını küçeytip, Xitay'nın herbi kenaymetçilik hareketini birlikte tosumiz diyen sual baştemi bulgan. Hindistan Taşqi İşlər Ministerliği elan kılgan ziyaret gün tertipine asasen, Pompeo ve İspir Seyşenbi günü Hindistan Baş Ministeri Modi bilen görüşüdüğün bulup, bu Xitay'nın tehdidine takabül turuş ve itibaktaşlarının alakasını müstehkemleştirişalıqının bir kısmı iken. Məlum bilişçe Hindistan bilen Amerika sünni hemen istihbarat kilişimi hasıl kiliş üçün tirişvatkan bulup, Hindistan taratkullarının haberge asaslanganda, Hindistan Baş Ministeri Modi aldın kapta kabinet yığını çakırıp, kilişim lahiyesini makullugan. Bu kilişim hasıl kılıngandan kiyin, Hindistan'ın Amerika'nın ilgar sünni hemen sağlık məlumatları
ve süratlerden paydalanışıga yol koyuldukken, bu Hindistan'ın başkurulduğun bomba ve uçuksuz aeroplan katarlık ilgar kurallarının toğırlıkını aşırdığına zor derecede yardım verildiğine bulup, Hindistan bilen Xitay'nın her bir küçü otursudaki perak tıxımı küçükleydikken. Bildirilişçe 2007 yılından başlayıp, Amerika Hindistan'a 21 milyar dolarının artık kural yarak setip vergen. Washington izcil Hindistan'ı sezgür uçurular ve mehbileştirilgen haberlerden ortak beheriniş için alakadar kilişimlerini imzalaşka çakırgan. Bundan bolganda Hindistan'ın ilgar herbi esleheleri tıxımı çoğun rol oynaydıken. Melim bilişçe Hindistan'ı ziyaret kılgandan kiyen, Pompeo yana Sri Lanka ve Maldivini ziyaret kıldıken. Hindi okyanındaki bu işki devlet Xitay'nın bir belvağ bir yol soda planındaki mühim rayonlarına caylaşkan bulup, Xitay bu caylarına zor meblağ siliş arkalık nurgun ulu esleherlerini kurgan. Bunun neticesi de bu işki devletini eğir kariz gibi okan. Pompeo'nun Asya ziyaretinin ahirki bikti Xitay bilen zemin macerası bar bolgan Hindinoziya, Vietnam, Malaysia, Filipin, Biruni ve başka devletler bulup, bu devletlerinin hemisi Cenobi Deniz'den ilgili hukukuna talep kılgıcılar bulup hesaplandı. Xitay armiyasının uruşka tayarlı kılı çoğalları dikkat kozulmakta. Xitay Komünistik Partiyası 19. növetlik Merkezi Komitetinin 5. kıtımlık umumi yığını münasebeti bilen Xitay armiyası kündülük gizitinin baş bitide elan kılgan herbi meşikte güçlü düşmanını nişanlaş, dikkatini uruş tayarlıkıga kartış gerek mavzuluk makalı dikkat kozulgan. Merkezi Akbarat Agentliğinin haberde bildirilişçe, makalıda güçlük uruş kılıç niyeti ifadelengen bulup, dikkatini uruş tayarlıkıga merkezleştiriş oturuğa koyulgan. Mezkur obzor makalada mundaq deb ko'rsatilgan. Xi Jinping yaqinda butun partiya, armiya ve her millet xalqidan Amerika tajovuzlariga qarshi turish ve Shimoliy Koreyaga yordam berish davomida o'tkazilgan jafoli musobaqani eslashni talab qildi. Cho'ng g'alibini qo'lga keltirish uchun jang qilishga jur'at qilish, jang qilishga mahir bo'lish, qiyinchiliklarni boshdan kechirish ve qaysarlik bilan olg'a ilgirlash kerak degan. Makalada yana Xitay devlet müdafiyesi ve kurallı güçlerinin zamanıvileşişini teziltiş, armiyeni her taraftan halda dünyavi armiyeye aylandırış kerehlike. Şundan bulganda Xitay milletinin zor gülünüşüge, tıxımı güçlük istiratiyeli nişana yetkili bulduğallıqı bildirilgen. Makalada yana Harbi İşler Komiteti, Terbiyeleş ve Başkuruş Bölümü mesulunun sözü nakil edilip, mürekkep vaziyet ve müşkül vazifeler aldı da, harbi meşrik güçlük rakiplerinin nişanlaşını, uruş tayarlıkıga merkezleşişi, dikkat her vakit cenge tayarlı kılıçka kartılış gerek değilgen. Xitay Amerika'nın 6 akbarat organına ceza yürgüzdüğünlüğünü elan kıldı. Fransiya Xalqaro Radiosining 26 oktyabrdagi xabarida bildirilishicha, Xitay Tashqi ishlar ministrligi Amerikadan 3 yillik maqsadida Amerikaning 6 axborot organini jazolaydiganligini e'lon qilgan. Xabarda qayd qilinishicha, Xitay Tashqi ishlar ministrligi Amerikaning Xitoydagi 6 taratqu organidan hozirdan boshlab 7 kun ichida barliq xizmatchilar, moliya, tijorat va uy-mulk haqidagi barliq uchurlarni oshkorlashni talab qilgan. Tıxı bir neçü gün ilgiri Amerika Taşqı İşler Ministerliği Amerika'da turuşluk 6 Xitay taratqısını çetellik vakaletçiler Katar'a kirgizgeydi. Şerek Toru'nun haberinde bildirilişçe, Xitay elan kılgan 6 Amerika taratqısı Amerika'da radyo şirketi, Los Angeles Vaxt Gizisti, Minnesota Amimi Radyosu, Amerika Devlet İşleri Neşeriye Şirketi, Akbarat Haptiliki ve Amerika Məxsus Xaber Aynatlıqı Katarlıqlar iken. Xitay Tashqi ishlar ministrligining bayonatchisi bu vaqtda bayonot e'lon qilib, Amerikaning Xitay axborot organlarini chet ellik vakolatchilar tizimiga kirgizish harakatining amaliyotda Xitayning axborot organlarini va Amerikadagi xodimlarni bostirish va kamsitish ekanligi. Shu sababli Xitay qarshi tadbir qo'llanganligi bildirilgan. Shundoqla Amerika qo'llangan usulning sug'oq munosabatlar urushi tushunchisi va ideyaviy bir taraflama qarashni asos qilganligini, Amerikaning bu harakat orqali Xitay taratqularining obraziga buzg'unchilik qilganligini bildirgan. U so'zida tahdid silib, Amerikaning xatoligini darhol tuzatishga chaqirganligini, bo'lmasa Xitayning tixmi ko'p chora qo'llanganligini bildirgan. Xitay armiyasi Hindistonning 20 askarini asirga oldi. Fransiya xalqaro radiosining xabarida bildirilishicha, 25 oktyabr Xitay armiyasi Arunachal Pradesh rayonida 20 Hindiston askarini asirga olgan. Xabarda qayd qilinishicha, Hindistonlik bir kishi 25 oktyabr Twitter hisobida Arunachal Pradeshning ustidagi rayoni bo'lgan Nacho yezasida kam deganda 20 Hindiston askarining Xitay armiyasi tarafidan asirga olinganligini bayon qilgan. Voqea yuz bergan Arunachal Pradesh rayoni Tibetga qo'shni bo'lib, ustidagi Subansiri nahiyasini o'z ichiga olgan shtatlarining ko'pinchisi Tibetning janubiga joylashgan. Xitay bu rayonda iglik huquqi borligini da'vo qilayotgan bo'lib, Hindistonning bu yerdagi iglik huquqini e'tirof qilmagan.
Bu yıl 5-ci ayının 5-də Ladakhın şərqidə yüz bərgən toqunuşdən kin, iki tərəfnin əskərləri daim toqunuşub qalğan. Bu yıl 9-cu ayda 5 Hindistan puxrası Xitay armiyası tərəfindən Arunachal Pradeshin çigira rayonunda tutub ketilgan. Hindistandan tələbindən kin tutqun qılınğanlar quyub verilgan. Aynı vaqtda Xitay bu 5 kişini casus deb atğan. Xitay armiyasının bir əskəri Muşu ayının 19-cu günü şərqi Ladakhın Demchok şəhərində Xitay bilan Hindistan ötürüsidəki əməli kontrolsizliqdən ötüb Hindistan armiyası tərəfindən tutub qılınğan bulub Әлтісі құйып берілген. Бұ Қытай әскері ұчыр сақлай үскілері ұқылаш қалтысы вә янфон қатарлан нәрсіләні еліп үргелік үчін Үндістан тәріп ұны жасос тәп күмән қылған. Шәрқи Түркістанда юқымланғышыларының саны 164-ге етті. Atalmış Uyghur Abdunum rayonluq Səhiyyə Saqlıqda Saqlaş Komiteti bugün elan qılğan ən yeni uçurla bildirilişçə, Şərqi Türkistanda Xitay virusu bilan yuqumlanğıçlarının sani 164-gə yetkən. 26 oktyabr 24 saat içində Şərqi Türkistanda alameti körülməyən yenidən yuqumlanğıçlardan 26 kişi bayqalğan. Onların hamısı Qashqar Koyun şəhər nahiyəsində bolub, hamısı 25 oktyabr yuqumlanğıçlar bilan bevasitə uçurlaşqanlar ekan. Bunun bilan Şərqi Türkistan boyunca ümumi yuqumlanğıçlar 164-gə yetkən bolub, bularning hamısı da hech qanday alomat görülmegen. Xabarda qayd qilinishicha, Qashqarda 14 kun ilgari Xitoy virusi bilan yuqumlanganlar bor bo'lib, bularni o'z vaqtida doiralar bayqalmagan. Xitoy virusi bilan yuqumlanguvchi ma'lum zavodda ishlaydigan ishchi bo'lgachqa, boshqa ishchilarga yuqtirgan. Sharqiy Turkiston tashkilotlari birligi Hindinoziyadagi Uyg'urlar haqida bayonot e'lon qildi. Hindinoziyada tutup turulayotgan 4 Uyg'urning Xitoyga qaytarilganligi ilgari surilayotgan bir paytda Xalqaro Sharqiy Turkiston tashkilotlari birligi Hindinoziya hukumatiga qarata inglizcha bayonot e'lon qildi. Bayonotda Hindinoziyada tutup turulayotgan 4 Uyg'urning Xitoyga qaytarilganligi haqidagi xabarga qarata Hindinoziya hukumatining hech qanday ifoda bildirmaganligi, tashkilotlarning ularning hozirmi Hindinoziyada bo'lishini va dunyoning tixmi bexatar joylaridan panohlikka erishishini umid qilganligini bildirgan. Bayonotda yana munolar bildirildi. Gerçi yuqurqidek ümit qilayotgan bo'lsakmi, Hindinoziya hukumatining 4 Uyg'ur qarindishimizni Xitoyga qaytarayotganligi haqida andisha qilmoqdimiz. Agar qaytarayotganlik xabari rost bo'lsa, Hindinoziya hukumatı Xitoyning Uyg'urlarga qaratgan jinoyatlari va irqiy qirg'inchiligiga ochiq oshkora sherik bo'lgan bo'ldi. Xitoy 2017 yildan tortib 8 millionga yaqin Uyg'ur va boshqa turk musulmonlarini jazo lagerlarida va turmalarida qiyin qistoq va biologiyalik tajriba va ichki a'zolarini ilvilish qatorliq usullar orqali turkumlab qirg'in qilmoqda. 4 Uyg'ur qarindishimizning Xitoydagi taqdiri buningdan farqli bo'lmaydi. Har qanday bir insoniy hayotiy xavfga uchraydigan davlatga qaytarilishdek insoniy huquq davsanchiligi xalqaro qonunga asosan qonunsizlik deb hisoblanadi. Bu nuqtadan aytganda Hindinoziya hukumatı xalqaro qonunga xilof qildi. Bayonotning oxirida Hindinoziya hukumatı islomiy qarindoshlikni shundoqla xalqaro qonunni hurmat qilishga chaqirildi. Hindinoziya elchixonasi oldida bayonot e'lon qilish yig'ini o'tkazildi. Bundan bir necha kun burun banner xabarlari to'ri Hindinoziyalik ikki terrorlikka qarshi turish mutaxassisining so'ziga asosan 2015 yili Hindinoziyada terrorlikka chetishlik deb ayblangan 4 Uyg'ur yoshining 2020 yili 9 ayda Xitoyga qaytarilganligini xabar qilgan edi. Bu xabar tarqalgandan keyin muhojiratdagi Sharqiy Turkiston xalqini qattiq parishon qildi. Ve o yaşlarının hakiki ahvali ve akıbetiyle bolgan endişeler küçeydi. Nöbette bir kısım teşkilatlar ve faaliyetçilerin Hindinoziya hükümetinin bu vaxta düşünce ve talep kılıç sadarları küçeymekte. Bunun Katar'da Türkiye'de faaliyet kılavatkan Şarkı Türkistan İnsan Hakları Küsü Cemiyeti okturuş tarıqtıp, Şarkı Türkistan halkının endişelerini oturgu koyup, herkanda bir Şarkı Türkistanlığının Xitay'a tavşırıp verilişinin aldığını iliş, halkaralı kanun ve ehdinamelerinin icra kılınışıga Türkiye buluş maksidi de, bayonot e'lon qilish yig'ini o'tkazganligini bildirdi. Mazkur bayonot e'lon qilish yig'ini 28 oktyabr soat 10 da Hindinoziyaning Istanbul bosh konsulxonasi oldida o'tkazilgan bo'lib, axborot e'lon qilingandan keyin tayyorlangan materiallarning bosh konsulxonaga topshirib berilganligini bildirdi. Hurmatli televizor ko'ruvchilar, shuna qilib bugungi xabarlarimiz mushada oxirlashdi. Ayetki haberimizde görüşürüz. Şahslarına Cenab-ı Allah'a tavşırımız. Şunlukla program ahırda ekran arkasındaki barlı hizmet aşırmağa köptün köpü rahmet eğitimin. Esselamu aleyküm ve rahmetullah.